Evet, ben de hem size hem izleyicilerimize hayırlı akşamlar deyip başlamak istiyorum. Evet, 23. mektubun konularına baktığımız zaman birkaç konunun burada irdelendiğini görüyoruz. Bir tanesinin Risale-i Nur önündeki engellerin kalkması, serbestiyeti mahkeme tarafından beraatle neticelenmesinin önemine vurgu var. İkinci bir husus, bu serbestiyetin, bu mahkemenin kararının sadece Anadolu'yu değil İslam dünyasını da memnun ettiği ve bu iki kesimin, bölgenin de bu kararı alkışladığına değinme var. Bir diğer husus, bu dünyada işte kainatta bizim gördüğümüz, görmediğimiz olayların arka planının ve hikmet boyutunun olduğu, buna vurgu yapıldığını görüyoruz. Yani İslam inancına göre kainata tesadüf diye bir şey yoktur. Dolayısıyla meydana gelen her bir olayın, mesela zelzele gibi, deprem gibi veyahut da bunun işte rahmet boyutu olan, işte diyeyim ya, yağmurların yağması, işte kıtlığı ortadan kaldıracak işte rahmet boyutu gibi, bunların hepsinin bir sebebi var. Yani hiçbir olay burada durup dururken meydana gelmiyor. Bir diğer husus, yine bu konularla bağlantılı olarak, özellikle bu dindar kesimin, Risale-i Nur talebelerinin üzerindeki baskıların artmasına paralel olarak bir kısım afetlerin meydana gelmesi, zelzelelerin meydana gelmesi, bir kısım sıkıntıların yaşanmasının sebepsiz olmadığı, tam tersine Risale-i Nur'un serbest kalması ve işte dindarların ya da işte bununla İslami hizmetlerle ilgilenenlerin yavaş yavaş rahat nefes almaya başlamalarıyla birlikte bu olayların mübarek gün ve gecelere denk gelmesi veyahut da rahmetin yağmasının bunların tesadüfi olmadığı ile ilgili bu mektupta ciddi tespitlerin olduğunu görüyoruz. Tabii neler çıkarabiliriz yani bunlarla ilgili olarak, yine eğer başa dönersem, Risale-i Nur önündeki engellerin kalkması, serbest olması çok çok önemli. Çünkü çok önemli açılımlar getiriyor, yeni yöntemler getiriyor ve özellikle 20. yüzyılın başından itibaren İslam dünyasında zirve yapan problemlere yeni çareler üretiyor. Hani bir önceki programda da buna benzer bir konu olmuştu. Yani elbette ki İslam alimleri kendi dönemlerinde çok büyük hizmetler yapmışlar ve her eserin de mutlaka kendi dönemindeki hastalıklara teşhis veyahut da tedavi olma açısından çok büyük etkileri olmuş. 20. yüzyıla gelince bu sefer farklı rahatsızlıkların, hastalıkların ortaya çıkması ve bu yeni hastalıklara uygun yöntemin uygulanması açısından Risale-i Nur'un getirmiş olduğu, göstermiş olduğu yöntemler çok önem kazanıyor. Mesela en basiti, 20. yüzyıl başından itibaren İslam dünyası, başta Osmanlı olmak üzere, neredeyse tamamı sömürge haline getirilmiş. Ve çok ciddi kan kaybı var, toprak kaybı var, işte dini değerlere saldırı var, yani varolu var. Dolayısıyla bunlara karşı İslam dünyasının, Müslümanların elindeki silahlar ise düşmanlarınkine oranla çok çok zayıf. Dolayısıyla bunların farklı bir yönteme başvurmaları gerekiyor ki Risale-i Nur o açıdan bir açılım getiriyor. Yani nasıl bir açılım? İşte bu asır silahlı bir mücadele asrı değil. Dolayısıyla ne olması lazım? İlimle, irfanla, İslam'ın, imanın hakikatleriyle ve bunların en güzel şekilde ispatıyla ve bunların yaşatılarak karşı tarafa gösterilmesiyle mümkün olabileceğini söylüyor. Mesela yine Said Nursi eserlerinin birçok yerinde ne diyor? İşte medenileri ikna etmek gerekiyor. Onları ikna etmedikçe ne yapılamaz? Bu İslami yayılışın önündeki engeller kaldırılamaz. Dolayısıyla bu açıdan Risale-i Nur'un önündeki engellerin kalkması ve Risale-i Nur'un serbest olması bu konuda hizmet verecek olan insanlara büyük bir teşvik ve ön açıcı olmuş oluyor.
Hemen o Denizli Mahkemesi'nin işte serbestiyet kararından sonra bakıyorsunuz birçok yere, az önce Sait Bey'in de temas ettiği gibi, sadece Anadolu'yu değil Anadolu'nun dışındaki yerlere de Risale-i Nurlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Ve dolayısıyla bu gidenle mesela az önce dediğim gibi bu cihat konusuyla ilgili Suriye'de, Mısır'da, işte değişik ülkelerde silahlı mücadelelerin devam ettiğini, silahlı mücadelelerin olduğunu, aynı şekilde Türkiye'de de buna benzer bir hareketliliğin olmasına karşılık Risale-i Nur'da ısrarla bunların yanlışlığına vurgu yapılıyor. Çünkü siz dahilde mücadele edeceksiniz. Dahilde mücadele ettiğiniz zaman karşı tarafın silahıyla siz ne yapamazsınız, mücadele veremezsiniz. Çünkü onlarda hak hukuk yok. Siz aynı şekilde hareket ederseniz masumların hakkına hukukuna girmiş oluyorsunuz. Ve bunun en önemli uygulamasını bizzat kendisi yapıyor. Yani işte 1926 yılı öncesinde, işte eski Said dönemi denilen dönemde, hiçbir şeye karşı boyun eğmeyen, paşalara karşı hiddetlenen, işte Rusya'da divan-ı harbi, örfide, mecliste, orada burada birçok yerde bunun örnekleri var. Ve hiçbirinde geri atmayıp tam tersine onlara karşı celallenen bir Said Nursi, ikinci Said döneminde ise tamamen tavrının değiştiğini görüyoruz ve iman hizmetine, iman hakikatlerinin yayılmasına ve bu konuda tahşidat yaptığına şahit olunuyor. Ki bu da ne oluyor? Bu da belki de Risale-i Nur'un aslında yeni bir metotla ortaya çıktığını ve özellikle 45'lerden sonra, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı adeta kasıp kavuran inkarcılık cereyanına karşı en etkili silahın iman hakikatlerini güçlendirip imana karşı yapılan saldırıları bertaraf etmekle mümkün olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu mücadele ile birlikte bu sefer ne olacak? O karşı saldırı ancak püskürtülebilecek. Bir diğer husus, az önce dediğimiz gibi, özellikle bu mahkeme beraatleriyle birlikte, mahkeme beraatlerinin işte Miraç gecesine denk gelmesi gibi, mübarek gecelere, işte Regaib gecesine denk gelmesinin, bunların tesadüf olmadığını, yine aynı bu dönemde yağmurların yağmaya başlamasının, rahmetin yağmasının yine bu müsbet kararların alınmasında etkili olduğunu vurgulamış oluyor. Ondan önceki dönemde ise birçok zararlı cereyanların olmasına karşılık, işte zelzelelerin, felaketlerin olduğu söyleniyor ki bunun en önemli delili de kainatta tesadüfe yer olmadığı şeklindedir ki bugün bilim de aynı şeyi kabul ediyor. Yani eğer dünyada, kainatta bir şeyler oluyorsa mutlaka bunun bir sebebi vardı. Tabii o sebebi izah etmekte bilim aciz kalabiliyor. İşin hikmet boyutunu daha çok dini eserler veren ve bu konuda çalışma yapan din adamlarına düşmüş oluyor ki bu konuda Kur'an'dan işte kaynağını alan Risale-i Nur'un çok önemli tespit ve teşhisleri var. Mektubun son kısmına aslında Sait Bey de değinmiş oldu. Yani Risale-i Nur'un ehli iman için elmas kılınç olması hususu idi. Ve bu elmas kılıç olmasının en önemli sebebi de az önce değinmeye çalıştığım işte bu İslam dünyasına karşı, özellikle imani temellere karşı yapılan saldırıların bertaraf edilmesi için gösterilmiş olan yöntemlerdir. Kur'an-ı Kerim hakikatlerinin asrımıza uygun şekilde ne yapılması, ispatlanmasıdır. Bunun örnekleri mesela haşir meselesi. Haşir meselesiyle ilgili mesela bir kısım bilim adamları ne diyor? İşte buna akıl yetmez. Oysa ki Risale-i Nur'dan
öğrenilen ifadelerle çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Mesela neyi biliyoruz? Kainatta en mükemmel varlık insandır. Dolayısıyla insan en değerli varlık olmasına rağmen ama en fazla ezilen, hor görülen, hakkı yenen yine insan olmuş oluyor. Hani düşünün, bir tane bir fabrikatör, bir imalatçı en mükemmel eserini meydana getirsin, ondan sonra çürümeye terk etsin. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde aklı mantığın kabul edeceği bir şey değildir. Eğer bu dünyada bunun karşılığı olmuyorsa, yani zalim zalimliğiyle gidiyorsa, mazlum mazlumiyetiyle gidiyorsa, o zaman demek ki bu işler bir mahkemeye bırakılıyor. Ve o mahkemenin de olması gerekiyor, çünkü en mükemmel varlık olan insanın başına gelenlerin başka bir şekilde izahı söz konusu değildir. Dolayısıyla bunların mutlak şekilde karşılığını görmesi gerekiyor. Yine bir başka konu, işte Miraç konusuna değiniyor. Bugün yine Sait Bey'in ifade ettiği gibi birçok ilahiyatçı bile Miraç'ın ruhen olduğunu, bedenen olmadığını, yani bir çeşit rüya gibi olduğunu söylüyorlar. Oysa ki Miraç'ın hem bedenen hem ruhen olduğunu yine Miraç bahsinde Risale-i Nur'da bunun ispatı yapılmıştır ki işte bir hani sultan örneği verilirken, bir sultanın kendi raiyetinden, kendi mensuplarından bir kişiyi muhatap kabul edip onunla görüşmesi kadar normal bir şeyin olmadığını, çünkü kendisinin raiyetine, yani kendine tabi olanlara, ona inananlara emir ve işte yasaklarını iletmesi için bunun şart olduğunu ve bu görüşmenin de gayet normal olduğunu ve Hazreti Peygamber'in sadece insanlar için değil, kainattaki bütün varlıkları temsilen Cenab-ı Hakk'a muhatap olup onunla görüştüğü şeklinde biz neyi görüyoruz? Miraç meselesinde bunu görüyoruz. Yine diğer meselelerde de, yani işte filozofların, yani o mütemerrit, inatçı feylesofların, zındıkların bile bu getirilen ispatlara karşı söz söyleyemez hale gelmesinden dolayı elbette ki Kur'an-ı Kerim'in, bu Kur'an-ı Kerim'in nurlarından istifade eden, kaynağını ondan alan Risale-i Nur'un da eline bir çeşit elmas kılıç gibi olmuş oluyor ve böylece inkarcılığa karşı en keskin, en etkili silah olmuş oluyor ki bu mektubun bu konularda bu şekilde açılımlar getirdiğini söyleyerek bitirmiş olayım.